أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وكرة أعيننا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه صدق رسول الله فيما قال أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير Mevla Teala kolaylaştırsın, zorlaştırmasın, hayırla tamamlasın inşallah. Medresemize hoş geldiniz. Elifba ve Kur'an-ı Kerim'e geçiş dersleri yapacağız inşallah. İnşallah elif harfimiz alfabemizin ilk harfidir. Elif'ten Kur'an-ı Kerim'e geçene kadar sürede 21 ders yapacağız hep beraber inşallah. Bu harfleri çok güzel tanıdığımız sürece ömür boyu bu Kur'an-ı Kerim aklımızdan çıkıp gitmeyecektir inşallah. Dersimize başlarken bir iki hadis-i şerif okudum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Hayrukum men taallemel Kur'ane ve allemeh." Manası sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğreteninizdir. İnşallah sizler ekranlara başına, bizler de burada bu sevaba nail olacağız. Yani Efendimizin buyurduğu gibi sallallahu aleyhi ve sellem, en hayırlı ümmet olma şerefine inşallah nail oluruz. Kim, gene Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, Gazali'nin İhyası'nda görmüştüm bunu. Kim Allah rızası için sevabını Allah'tan bekleyerek Kur'an okursa, bir melek gelir, o kişiyi iki kaşının arasından öper. Yine bir hadis-i şerif söyleyelim inşallah. Bu Kur'an-ı Kerim'in ehemmiyetiyle, önemiyle alakalı. Kur'an-ı Kerim ciddi bir iştir. Kur'an okumak ciddi bir iştir. Her harfini, her harekesini, her mahrecini mutlaka çıkartarak okumak lazımdır. Kur'an-ı Kerim'i hakkıyla tilavet ederek, tecvidiyle okumak, her Müslümanın üzerine farz-ı ayın bir vazifedir arkadaşlar. Lütfen inşallah derslerimizi çok ciddi takip edelim. Bir kimse Allah rızası için sevabını Mevlamızdan bekleyerek Kur'an okur ve içindekilerle amel ederse, anne babasına kıyamet günü öyle bir taç giydirilir ki, o taç güneş onun yanında çok sönük kalır. Efendimiz söylüyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ruhul Furkan'da bu hadis-i şerifi bulabilirsiniz inşallah. Kur'an-ı Kerim'in ilk ayetidir oku, ikra. Mevlamız bize emir buyuruyor. Burada tavsiye rica yok. İkra, oku. Okuyalım inşallah. Bugüne kadar öğrenemediysek bu son olsun. Bundan sonra Mevla Teala bizim canımızı kabzedene kadar Kur'an'ı unutmadan okumayı hepimize nasip etsin inşallah. İkra diyen Mevlamız okudun mu diye sormaz mı? Sorar. O yüzden inşallah biz bu vebelden kurtulmak için derslerimizi çok sıkı bir şekilde takip edelim. Allah'ım tamamını, devamını nasip etsin inşallah. Kur'an-ı Kerim 28 harften oluşmuştur. Bir tane lam elifimiz var. O da lam ve eliften meydana geldiği için o 29. harfimiz. Ama ifade olarak, ibare olarak 28 harften oluşmuştur. Kur'an-ı Kerim 600 sayfadan ibarettir. Bu 600 sayfa 6666 ayetten oluşmaktadır. 30 cüzümüz var. Her cüz 20 sayfadır. 114 tane suremiz var Kur'an-ı Kerim'de. 114 tane surenin 113 tanesi besmele ile başlar, bir sure hariç. 14 tane de secdemiz var. Arkadaşlar, şimdi inşallah müsaadenizle harflerimize geçelim. Bu harfleri aynaya baktığımız zaman kendimizi nasıl tanıyorsak o şekilde tanıyalım. Samimi söylüyorum. Birebir olsaydık 3 saatte bu işi bitirirdik. Ama biz inşallah günlük yarım saat, 40 dakika gibi sürelerle bu işi yapacağız.
Harfleri çok iyi tanımanızı istiyoruz. Herkese bir elif cüzü verme şansımız yok. Şimdi tahtada pratik ve uygulama olarak göstereceğiz. Herkes eline bir tane kağıt kalem alırsa yazdıklarımızı kendisi yazsın. En güzel öğrenmek yazmaktan geçer. Bir not daha eklemek istiyorum cümlelerime. İnşallah herkes şu tahtada, levhada göstereceğimiz harfleri, Kur'an-ı Kerim'i öğretecekmiş gibi öğrensin. O zaman çok ciddi bir şekilde konsantre olursunuz ve Allah'ın izniyle bir ayda şu derslerimiz bittikten sonra bir ay sonra Kur'an-ı Kerim okur duruma geleceksiniz. Yani tecvitsiz olacak belki ama hiç yürüyememektense yürümeyi öğrenir hale geleceksiniz. Bu dersler bittikten sonra inşallah bir 5-6 tane de tecvit dersi göstereceğiz ki bu tecvit dersi Kur'an-ı Kerim'in %90'ını kapsayan tecvit dersleri olacak. 5-6 tane fazlasını gösterme şansımız yok. Kur'an-ı Kerim okuduktan sonra başka bir programda inşallah tecvid, hızlı okuma, kıraat gibi derslere inşallah devam edeceğiz. Peki şimdi dersimize geçelim. İlk harfimiz elif. Elif'in iki tane yazılışı var. Kur'an-ı Kerim 28 tane harften oluşuyor demiştik. Şu şemamıza baktığınız zaman burada 29 tane harf göreceksiniz. Lam elifi biraz önce söylemiştik. Lam ve eliften oluşuyor diye. Kur'an-ı Kerim 28 tane harften ibaret demiştik. Bu 28 tane harf bazen kısalarak, bazen birbirine bağlanarak yazıldığı için 600 sayfaya düşmüş. Bizim zaten okuma zorluğumuz bu harflerin birbirine bağlanma şekillerini bilemeyişimizden. İnşallah bu derslerde onu göstereceğiz. Bu 28 tane harfimizin dikkat edeceğiniz üzere 10 tanesi kırmızı renkle yazılmış. Yani 28 tane harfimizin 10 tanesi kalın harf. Türkçede nasıl sesli harfler var? A, E, I, İ sesiyle okutuyor. Burada da kalın harf, ince harf ayrımı yapılmış. Bunlar bize harflerimizin üzerine gördüğünüz gibi kırmızıyla bir şeyler çizilmiş. Bunlara hareket diyoruz. Bu kalın harfleri taramamızdaki özellik, gaye, harekeleri koyduğumuz zaman, bu harflerimizin üstüne harekeleri koyduğumuz zaman kalın mı okutacak yoksa ince mi okutacak onu bize söyleyecek. O yüzden bu harfleri tanırken, demin de ifade ettim, aynaya baktığımızda kendimizi nasıl tanıyorsak şu 28 tane harfimizi de mutlaka o şekilde tanımanızı rica ediyoruz. 10 tane kalın harfimiz var. Bakın gördüğünüz gibi bunları şimdi telaffuz etmiyorum. Çünkü bugün 7 tane harfimizi göreceğiz. Gördüğünüz gibi bu harfler 10 tane kalın harf diye geçiyor. Bunları mutlaka not alın. Kağıt kalem istemiştim sizden. Mutlaka bu 10 tane kalın harf vardır diye not alın. Bu 28 tane harfimizin 2 tane de pelteye vardır. Gördüğünüz gibi bunların da altı çizilmiş. Başka söylenebilecek bir özellik yok. 28 tane harfi güzel tanıdıktan sonra inşallah harekelere geçeceğiz. Ondan sonra cezim, şedde birkaç tane tecvid kuralıyla beraber 21 derste bu işi tamamlayacağız. Şimdi birinci harfimize geçiyorum. Ben size burada uygulama olarak da göstereceğim inşallah. Birinci harfimiz elif. İki farklı yazılışı var. Bir elif şeklinde, çubuk şeklinde, bir de hemze şeklinde. Şu elifimiz. Şu da hemze olan. Elif. Elif. Şuraya da Türkçesini yazıyorum. Elif'in okunuşu eliftir. Bildiğimiz Türkçe'de kullandığımız, güncel hayatta kullandığımız elif ifadesinin sadece e'si bize lazım olacak. Şu hareketleri kullanmaya başladığımız zaman. Bunu da şöyle kırmızıyla çizeyim. Okurken bunu elif diye okumayacağız. Bazı yerler dışında. Huruf-u mukatta diyoruz. Elif, la, mim şeklinde okuduğumuz yerler var. Sadece oralarda elif şekliyle okuyacağız. Onun dışında e olacak, ü olacak veya i olacak. Şimdi bu elif harfimiz bir cümlenin başına gelirse nasıl olur? Ortasına gelirse nasıl olur? Sonuna gelirse nasıl olur? Onu göstereceğiz inşallah. Elif cümlenin başında yine aynı elif şeklinde kalır. Ortaya geldiği zaman farz edelim şurada bir harf var. Şunu B diyelim biraz sonra göreceğiz. Ortaya gelirse elifimiz hemze şeklinde yazılır.
hemzede yazılır demiştik ya. Sona geldiği zaman da farz edelim şurada bir harfimiz var gene. Şöyle bir tırnakla beraber elifimiz bitiyor. Yani bu, şöyle not alalım bunu da. Çünkü birkaç ders sonra bunları çevireceğiz. Bu başta yazılışı, şu ortada yazılışı, bu da sonda yazılışı. Buraya bir çizelge yapacağız. Bugün Allah'ın izniyle 7 tane harf göreceğiz demiştik. Elif'in ilk yazılış şeklini gösterdik. Başta yazılışı direkt kendisi gibidir. Kendisinden sonra Elif'e zaten başka bir harf ilave edilmez. 6 tane harfimiz var. Zamanı geldikçe onları size söyleyeceğim. Nedir bu 6 harfimiz? Kendisinden sonra başka bir harfe bağlanmazlar. Kendisinden önce bağlanır ama kendisinden sonra asla bağlanmazlar. Birinci harfimizin okunuş şekli nasılmış? Elif. Geçelim ikinci harfimize. Yazıyorum buraya Türkçesini de. İkinci harfimiz B. Şunu da çizdim. Niye çizdim? Çünkü bu Kur'an-ı Kerim okurken sadece B şeklinde okunmayacak. B şeklinde de okunacak. B şeklinde de okunacak. Şu ana kadar biz hangi harfleri gördük? Tahtada gösteriyorum tekrar. Elif, B. Renkleri ne bunların? Siyah. Bu iki tane harfimiz ince harf. B'nin cümlenin başına gelirse yazılış şeklini gösteriyorum. Bu kadar. Yani ne oldu? Biraz kısaldı. Şu harflerle olduğu gibi Kur'an-ı Kerim yazılmaya kalksaydı, hiç kısaltılmadan olduğu gibi, Kur'an 600 sayfa değil, 6000 sayfa olurdu belki de. O yüzden şimdi harflerin kelimenin başında, ortasında, sonunda nasıl yazıldığını inşallah gösteriyoruz. Bakın B şöyle bir harfi değil mi? Burada nasıl oldu? Şuradan kestik bunu. Nokta da buraya kaydı. Yani B kısaldı biraz. Kelimenin ortasına geldiği zaman yine farklı bir şey olmayacak. Mesela şurada bir harf geldiğini düşünelim. Bunu da B diyelim, fark etmez. Nasıl kelimenin başta yazılışını göstermiştik. Ortasında da yazılırsa gene bu B böyle olur. Şuna başka bir harf gelir, bunu yazmıyorum. Yani kelimenin ortasına geldiği zaman B harfimiz şu B'yi minnacık yaptı. Küçücük yaptı yani. Ufalttık. Anlaşılıyor inşallah. Şimdi kelimenin sonuna gelirse nasıl olur? Şu ana kadar iki tane harf gördüğümüz için fazla harf misali veremiyorum ama birkaç ders sonra bütün harfleri kullanacağız inşallah. Şunu gene bir harf farz edelim. B nasıl yazılır? Aynen gözüktüğü gibi. Kelimenin başındaki, sonundaki, ortasındaki ve sonundaki yazılışında bu şekilde görmüş olduk. İki tane harf gösterdik. Birincisi elif, ikincisi B. Elif, B. Bu beşik veya bebek derken kullandığımız o iki harftir. B. Bu kadar. Arap alfabesinde, Türkçe'de, günlük hayatta hiç kullanmadığımız 8 tane harf vardır. Onları inşallah gördükçe anlayacaksınız. Mesela bir ha, bir ha, bir ayn hiç kullanmadığımız için belki onlar sizi zorlayacak. Ama şu iki harfimiz aynen Türkçe'de kullandığımız harflerden ikisidir. Şimdi geçiyoruz üçüncü harfimize. Bu harfimiz T. T. Terliğin T'si der gibi. Fazla okunuşta bir farkı yoktur yani. Aynı o da B gibi yazılır. Şifre noktalar. Birinde B'de bir tane noktamız var. T'de iki tane noktamız var. Bir tane daha göstereceğiz. Onda da üç tane nokta var. O biraz sonra. Bir not söylemek istiyorum. Aslında burada 28 tane harf var. Ancak bizim tanımamız gereken, karakter olarak tanımamız gereken harf sayısı 17 tanedir. Ya da 18. Bakalım şimdi. Mesela bakın. Şu, şu ve şu. Üçü de birbirine benziyor. Doğru mu? Biz bunları nereden anlayacağız farklı olduklarını? Üçü de aynı yazılıyor madem. Bir tanesinin yani B'nin noktası altta. T'nin noktası üstte 2 tane. Buna gelince bunun noktası üstte 3 tane. Yani karakter olarak 1, 2, 3 tanesi aynı yazılıyor. Bakın, şunu bir kendi başına kabul edelim. Şunları
bir kabul edelim, iki. Bakın şu, şu, şu. Üçü de bir yazılıyor. Tamam mı? Bu ikinci kelimemiz olsun. Bakın şunlar bir, üç, şundan şu bir, dört, beş, altı, yedi, sekiz, bundan bu dokuz gibi devam ediyor. Bunların hepsi farklı. Yani bizim karakter olarak aslında tanımamız gereken harf sayısı 18 taneyi geçmez. O yüzden burada noktaların çok büyük önemi var. B'nin noktası altta olur. T de aynı B gibi yazılır ancak iki tane noktası var. O üstte olur. T'nin şu misalleri de aynı B gibidir. Bakın şimdi. Kısaltıyorum. Şurayı kısalttık. Demin misal vermiştik ya. Şuradan şöyle bunu kestik. Noktalar altta mı üstte mi? Üstte. T noktaları üstte. Geldik şimdi bu kelimenin baştaki yazılış haliydi, doğru mu? Şimdi ortadaki yazılış haline gelelim. Bakın şu B olsun. Şurada kelimenin ortasındaki T'miz olsun. Bu böyle devam ediyor diyelim. Şuna B dedik. Kelimenin ortasında aynı B'de olduğu gibi kısalttık. Sadece iki tane noktayı üste koyduk. Aradaki farkımız bu dedik. Şimdi kelimenin sonuna gelmiş haline bakalım. Gene şu bir harfimiz geliyor olsun. Bakın arkadaşlar. Kıymetli izleyiciler, hiçbir şey değişmedi. Bakın E kelimenin başında ve sonunda yazılışı aynı. B sonunda yazılışı aynı. T sonunda yazılışı aynı. Sonda yazılışları şu harflerin hiçbir tanesi değişmiyor. Bu 28 tane harfin hiçbir tanesi kelimenin sonuna geldiği zaman yazılışları gördüğünüzden farklı bir şekilde olmayacak. Sadece ortada yazılışları ve başta yazılışlarında biraz kısaltmalar olacak. Onları görüyoruz şu anda. Bu T harfimizin Türkçe yazılışını da yazıyorum. Ancak bize bu hareke geldiği zaman hangisini kullanacağız? Sadece ilk harfini kullanacağız. Şu iptal olacak. Üstün olursa böyle okuyacağız belki ama ötre veya esre geldiği zaman 5-6 ders sonra göreceğiz onları. O zaman sadece şu T'yi göreceğiz. Sadece B'yi göreceğiz. Sadece E'yi göreceğiz. Kaç harf gördük şu ana kadar? Alfabemiz 28 harften ibaretti. Birinci harfimiz Elif. İkinci harfimiz B. Üçüncü harfimiz T. Dördüncü harfimize geldik şu anda. Bu harfimiz aynen B ve T'de olduğu gibi yazılışları aynı. Sadece ne farkı var? Nokta farkı var. Bir de peltek demiştik. Peltek ne demek? Şuraya yazayım Türkçesini önce. Peltek, bunun okunuşu S'dir. Ancak peltek okunur diyoruz. Dilimiz, iyi bakın, dilimiz iki dişimizin arasında. Şöyle, ancak sıkmadan şunu okuyacağız. F. Bir daha tekrar ediyorum. Dilimiz iki dişimizin arasında sıkmadan S diyeceğiz. Yani sepetin S'sini diyeceksin. Ama mutlaka peltek söylemek gerekiyor. Çünkü peltek olmayan bir tane daha S var. O inşallah 3 ders sonra göreceğiz onu. 2 ders sonra göreceğiz onu. Bunu mutlaka peltek okumak lazım. Harflerin hakkını vererek okuyacağız. Manası değişir. Halaka yerine halaka dediğiniz zaman Mevlamızın sıfatıdır. Halaka, halik, yaratmak. Noktayı kullanmadan okursan halaka diye okursun. Allah muhafaza çok büyük manalar değişir. Bir başka misal daha vereyim. Maliki yevmiddin diyeceğine Maliki yevmiddin dersen ki bunu çoğu yerde duyuyoruz. Allah hepimizi muhafaza etsin. Din gününün sahibi Mevlamızdır yerine incir demiş oluyoruz yani. Din kelime zaten başlı başına Türkçe'de kullandığımız bir ifade. Tin demek incir demek. Maliki yevmiddin dediğin zaman mana da bozuldu. Namaz kılıyorsan namaz da bozuldu. O yüzden arkadaşlar şu S harfinin hakkını mutlaka vermek lazım. Mesela mebfüs var Kur'an-ı Kerim'de. Mebfüs mutlaka bunu üstün de olsa, esre de olsa, ötre de olsa bir şekilde bunu dilimizin iki dişin arasında olarak okunması gerekiyor. Evet,
Şimdi bunun yazılışına bakalım. Bir fark var mı? Söylemiştik. Bu üçünün arasında hiçbir fark yok. Sadece noktalardan tanıyoruz. Kelimenin başına geldiği zaman bunda 3 nokta olacak. Aynen B, T ve S'de, B ve T'de olduğu gibi S'yi de onlar gibi yazıyoruz. Bakın B'ninkisi 1 nokta altta, T'ninkisi 2 nokta üstte, peltek S'ninki 3 nokta üstte. Bu neydi? Kelimenin başında yazılan haliydi. Biraz simetrik olmadı ama anladınız inşallah. Kelimenin ortasındaki yazılışına bakalım. Şimdi şu B'miz olsun bizim. Şimdi S'yi yazıyoruz. Şuradan da başka bir harf gidiyor diyelim. Şu da bizim aynı B, T'de olduğu gibi ortasındaki yazılmış halidir. Sonunda değişiyor mu? Değişmiyor. Hiçbir harf kelimenin sonuna geldiği zaman değişmiyor demiştik. Şu S'den, peltek S'den önce gelen harf olsun. Şimdi kendisini yazdık. Değişti mi hiç? Bakın B'nin yazılışı aynı. T'nin yazılışı da aynı. S'nin yazılışı da aynı. Kelimenin başına geldiği zaman yarısını, üçte birini yazıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de de böyle göreceksiniz. Şu iptal. Noktaları üstte koyduk mu kelimenin başında olduğunu inşallah anlayacağız. Sadece bize şu lazım. Harekelendiği zaman. Ama bunun ismi nedir? Sorulduğu zaman dedik ki birisine mutlaka öğretin bu işi. Bunu birine öğretirken bu harfin ismi F'dir. Bu harfin ismi T'dir. Bu harfin ismi B'dir. Bu harfin ismi Elif'tir şeklinde mutlaka sunum yapmak gerekiyor. Benim söylemek istediğim şu harflerimiz bizim hareke aldığı zaman, yani şu an sabit duruyor. Üstüne veya altına bir hareke geldiği zaman bunlar farklı okunacak demiştik. Hareke geldikten sonraki okunuş hallerinde sadece bize ilk harfleri lazım. Yani Kur'an okurken bu illa F olmayabilir. Bu T diye çıkmayacak karşımıza. Belki T olacak, belki T olacak. Peki arkadaşlar, kıymetli izleyenlerimiz. Şimdi 5. harfimize geçtik. Şu ana kadar gördüğümüz 4 harf, bir daha tekrar edeyim ben. Elif, B, T, F, hepsi inceydi. Bu da ince. Kalın harfler burada başlıyor. Bunun ismi cim. Şu ana kadar gördüğümüz 5 tane harfimizden Türkçe'de kullanmadığımız yok. Hepsi dilimize aşina. Bundan sonraki bazı harflerde zorlanacağız. Ama inşallah zorlanmadan olmaz. Biraz gayret ederek hepsini hallederiz. Şimdi 5. harfimizi yazıyoruz. Beşinci harfimiz cim. Hemen yazdım Türkçesinin yanına. Cim. Cim, dilimizin aşina olduğu bir kelime. Türkçe'de çok sık bir şekilde kullandığımız. Fazla teferruata girmiyorum. Aslında şu harflerin vücudumuzda, yani dudaktan, dilden, boğazdan, daha aşağıdan, göbekten çıkan harflerin tarif şekilleri var. Dişlere vuruluyor, yandan okunuyor, peltek okunuyor gibi. Ben bu kadar detaya girmiyorum. Şu harfin karşılığı, Türkçe'de karşılığı budur. Kıymetli izleyenlerimiz. Cim. Başka da bunun okunuş şekli yoktur yani. Şimdi cim kelimesi, kelimenin başına gelirse ne olur? Hemen şurada önce göstereyim, aradaki farkı anlayın. Burada şimdi şu yazılıyordu. Şu yazılıyordu, başları yazılıyordu değil mi harflerimizin? Burada da başı yazılacak, şu yazılacak yani. Burayı ne yapıyoruz? Kelimenin başında olduğu için burası iptal oluyor. Ama biz bunu nereden tanıyacağız? Şuradan tanıyacağız, şu karakterden tanıyacağız. Bakın, tabii nokta burada olacak. Hemen yazıyorum şimdi. Noktayı koyduk. Neden bunu kısalttık? Çünkü kelimenin başı, bundan sonra bir kelime devam edecek ya. Onu gösteriyoruz yani şu anda. Kelimenin başına gelirse cim, şu alt göbeği diyelim gidiyor. Noktasını üstte aldık mı? Aldığımız zaman kelimenin başındaki cimin yazılış şekli bu şekildedir. Baştaki yazılışı gösterdik. Ortadaki yazılışı gösterelim.
Şuradan şöyle bir harf geldiğini farz edelim. Gene aynısını yazacağız. Şu bir harf kabul edin. Tak, buraya noktayı da koyacağız. Tamam inşallah. Bu baştaki yazılışı. Önde, önünde herhangi bir harf yok. Buradan bir cümle geldiğini düşünün. Cümlenin başındaki ilk harfimiz bu. Zaten dedik ya, başta yazılanları gösteriyoruz. Bu da kelimenin ortasındaki cim. Şurasında bir şeyler var, bir iki harf var. Ama hiç değişmemiş, bakın karakter olarak. Alt, yani şu gagasından tabiri caizse tanıyacağız. Noktası altta olursa bunun cim olduğunu tanıyacağız. Noktası aynı olup da noktası üstte olan var bir de. O yüzden ona inşallah karıştırmadan bunu tanımaya çalışalım. Baştaki yazılışı demiştik. Ortadaki yazılışı demiştik. Şimdi kelimenin sonundaki yazılışına geliyoruz. Şu gene kendisinden önce gelen bir harf kabul edelim. Değişiyor muydu hiç? Kelimenin sonunda yazılan harfler, düzeltiyorum, harfler kelimenin sonunda yazılırsa şemamızda gözüktüğü halinden başka bir hale gelmiyor zaten. Bakın şurada göstermişler şemada. Bakın Elif'inki burada, B'ninki burada. Biz de gösterdik bunları. Geçelim şu harfe. Z hiç değişmemiş. Sin, bakın hiç değişmemiş. Kelimenin sonundaki bunlar. Başındaki, ortasındaki, sonundaki. Şunun hiç değişmemiş. Bakalım. Şu. Sadece kafada bir oynama var. Bu hiç değişmemiş. O yüzden bu gördüğümüz harflerin tamamı cümlenin sonuna geldiği zaman hiçbir şekilde değişikliğe uğramıyor. Aynen gördüğümüz şekliyle yazılıyorlar. Buradan bir bakalım aşağıya kadar. Elif harfi kelimenin başında da değişmiyor. Kendisinden sonra harf kabul etmeyen, kelime kabul etmeyen 6 tane harfimiz var. Onları zamanı geldikçe inşallah hatırlatacağız. Şimdi Elif kelimenin başındaki hali nasıl dedik? Bir çubuk şeklinde, bir de hemzesi var. Bakın şuna. Başında da değişmiyor. Ortada sadece hemzeye dönüyor. Sonunda da aynı başında olduğu gibi. Bakın. Tamam. B'ye bakalım şimdi. B şu şekilde yazılışı vardı. Başında ufak bir bölümü yazılıyor. Noktayı buraya kaydırıyoruz. Ortada da keza öyle. Sonunda bakın hiç değişmemiş. Aynısı. Şuraya bakmıyoruz. Burası ekidir. Şöyle bakayım, gözüküyor inşallah ekrandan. Bakın şunla şu hiç değişmiyor. T'ye bakalım. T'nin yazılışına bakalım. Hiç değişmiyor. Şurayı görmeyelim. F'ye bakalım. Bu peltek demiştik değil mi? Şunu okuyacağız. Bunun okunuşu budur. Türkçe karşılığı budur. Ancak dilimiz iki dişimizin arasında ağzımızı hafif açarak F diyoruz. Şunu okuyoruz yani. F. Bu çok önemli. Harflere dikkat edelim inşallah. Hakkını vererek okumak istiyorsak bunların mutlaka öğrenilmesi, çözülmesi lazım. F'yi gösterdik arkadaşlar, bakın. Yazılışını gördünüz. Sondaki yazılışında baştaki kendisiyle aynı. Ortada değişiyordu biraz. Şurası gidiyor değil mi? Bakın şu elimi kapattığım yer gitti. Şurası kaldı sadece ama noktaları kaydırdık. İşte aynen tarif ettiğim gibi. Ortadaki şekli de aslında bunun bir minyatürüdür, küçüğüdür yani. Sonuna geldiğimiz zaman demin konuştuğumuz konu hiç değişmiyor. Geldik 5. harfimize. Bu neydi? Cim. Cim'in baştaki yazılışı aynen dediğimiz gibi şuradaki göbek gidiyor. Nokta üste çıktı. Gördünüz mü? Ortadaki yazılışı da aynı baştaki gibi, ancak şu tırnak nedir diye soracak olursanız, bu kendisinden önce bir harfin varlığını ifade ediyor biz. Zaten dedik ya, kelimenin ortasına gelirse nasıl olur? İşte kelimenin ortası. Buraya bir başka harf de gelebilir. Orta olması için burada da bir şeyin olması lazım ya. Bizi ilgilendiren kısmı zaten şu anda C kısmıdır. Şu cim kısmıdır yani. Bu da konumuza gelecek olursak, cimin kendi yazılışıyla kelimenin sonundaki yazılışı arasında hiçbir fark yok. Bunlar da olduğu gibi. Şuraya bir işaret koyuyoruz. Demin de koymuştuk diğer 4 tane harfimize. Bu 5. harfimiz. Harekelendiği zaman bunlar, bu harflerimiz harekelendiği zaman, yani üzerlerine şunlar gibi bir şeyler geldiği zaman, çizgi gelecek, şöyle 9 gibi bir şey gelecek, altına bunun gibi bir çizgi gelecek vesaire, birkaç tane daha var. Sadece bizi ilgilendiren kısmı burası olacak. Şu i ve m'si bizi ilgilendirmeyecek. Harekelendiği zaman. Ama bunun üzerinde şu an hiçbir şey yok. Bunun ismi
cimdir. Peki, anlaşıldı inşallah. Geçiyoruz 6. harfimize. Ha. Ha. Bu boğazdan çıkan bir harf. Boğazdan çıkan bir harf, günlük hayatta kullandığımız lehçede, dilde, Türkçede hiç kullanmadığımız bir harf. Ha. Çünkü bizim bu şekilde başlayan bir cümlemiz yok. Arap alfabesine mahsustur bu ha. Yalnız ha diyeceğiz. Boğazımız fazla hırıltılı olmayacak. Fazla ince olmayacak. Hakkı şudur. Ha. Boğazımızı biraz kasarak ha diyoruz. Yani biz Türkçede ha'yı kullanıyoruz belki bazı yerlerde ama tam hakkını vererek kullanmıyoruz. Mesela bir hayri kelimesi kullanırken ha diyoruz. Ancak bunun hakkı o değildir. Hakkı da Arapça bir kelime. Hak diyoruz ya. Hakkı budur bunun. Ha. Gırtlaktan çıkacak. Yani şu boğazımızdan çıkacak ve biraz boğazımızı kasarak çıkartacağız. Bir daha söyleyelim. Ha. Ha. Özellikle üstüne basarak söylüyorum. Çünkü şu harfimiz de ona benziyor çıkışı ama o biraz daha farklı. Birazdan onu göreceğiz inşallah. Şimdi kaçıncı harfimizi görüyoruz? Tekrar edelim. Elif, B, T, F, F, Peltek, Cim, Ha. Ha'yı da yazalım. Bu harfimizin cimden bir farkı var mı? Karakter olarak yok. Ancak nokta farkı var. Bakın bir, iki, üç tane harfimiz var demiştik. Karakteri birbirine benzeyen. Cimin noktası altında, yani göbeğinde diyelim. Yazıldığı zaman, çünkü şu çıktığı zaman altında diyeceğiz buna. Ha'da nokta yoktur. Bu harfin noktası üsttedir. Bunları noktalarından tanıyacağız. Şimdi karakter olarak üçü de aynı demiştik. Bunun başta, ortada ve sonda yazılışlarında bir fark var mı, olabilir mi? Olmaz. Neden? Karakterleri bunların çünkü aynı demiştik. Kelimenin başına geldiği zaman ha şeklinde yazılır. Ortaya geldiği zaman gene şu bir başka harf ha şeklinde yazılır. Hiç değişikliğe uğramıyor yani sonunda. Bu kelimenin başındaki hali. Yani bakın şöyle elimle kapatıyorum. Var mı bir fark? Kuşun gagası gibi bir şekil çıktı buraya, değil mi? Kelimenin başına geldiği zaman, yani şuradan itibaren onu atıyoruz. Şunu da silmemişiz, onu da silelim. Bunu buradan attık aşağıya. Bunu da buradan atıyoruz. Bunları atıyoruz derken, Kur'an-ı Kerim'de bunlar zaten şu anda size gösterilen şekliyle yazıyor. Bu harfleri birbirine bağlamadan Kur'an-ı Kerim yazılmış olsaydı 600 sayfa değil 6000 sayfa olurdu belki de. Biz şu an birbirine bağlamaları, harekeleri öğreniyoruz inşallah. Kelimenin başındaki yazılışı cimle aynı. Tamam mı? Ha'nın kelimenin ortasındaki yazılışı gene cimle aynı. Kelimenin sonundaki yazılışı gene cimle aynı. Sadece ne farkı var? Nokta farkı var. Ha'da nokta var mı? Yok. Cimde nokta var mı? Var. Nerede? Noktası cimin altında. Yani göbeğinde. Bu da hareke aldığı zaman arkadaşlar, kıymetli izleyenlerimiz, sadece şunu okuyacağız. Bu bazen üstüne şu gelirse, buna üstün diyoruz harekelerimizin birincisi. İnşallah beşinci derste, beşinci gün bunu göstereceğiz. Bu gelirse, bu üstün, bunun üstüne gelirse şöyle okutacak. Ha sesiyle okutacak. Ötüre gelirse, yani şunun üzerine çizgi değil de şöyle Türkçe anlayacağınız ifadeyle söylüyorum. Dokuz şeklinde bir ifade gelirse farklı okunacak. Altına gelirse şu çizgi farklı okunacak. Şu an biz kaç harf gördük? Bir tekrar yapalım inşallah. Elif, B, T, F, Peltek. Çok önemli, buna dikkat edelim inşallah. Cim, Ha. Kaç harf gördük şu ana kadar kıymetli izleyenler? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bu kalın harf. Bakın bunlara hep E koyduk, E koyduk, E koyduk, İ koyduk. Bu kalın,
anlayın diye söylüyorum, bir altyapı olsun. Şu an kalınlığı, inceliği sizi ilgilendirmiyor. İnşallah 4 ders sonra göreceğiz bunları ancak. Kalın olduğunu bilin diye söyledim. Kırmızı yazıldığı için. Kalınlarımızın ikinci harfine geçiyoruz. Neymiş ikinci harfimiz? Hı. Bakın, ha'da hiç hırıltı yok. Ancak hı'yı mutlaka, mutlaka boğazdan hırıltı çıkararak okumanız lazım. Biraz önce misalini verdik. Halakallahu kelimesi, halakallahu kelimesi Türkçe'de Allah yarattı demektir. Şunla yazılır, bakın. Şu yok şimdi. Halakallahu kelimesi şunla yazılır. Ha ile yazılır. Eğer biz Kur'an okurken bir şekilde Kur'an okuyorduk da şu harfleri tanımıyorduk diyorsanız, bunun nokta olduğu zaman mutlaka ha şeklinde okuyalım. Çünkü bunu halakallahu okumaz da halakallahu derseniz çok büyük mana bozulur. Eğer namaz kılıyorsanız namaz da bozulur. O yüzden bu harfimiz mutlaka boğazdan hırıltılı çıkmalı. Hırıltılı diyorum ki nasıl çıkacağı belli olsun diye. Nasıl, neymiş bu harfimizin ismi? Hı. Onu da yazalım. Şuraya yerimiz kalmadı pek ama inşallah öbürleriyle aynı olduğu için noktasını koyuyoruz. Şuraya koydum noktasını. Yani hala bir bağlantısı yok. Evet, neymiş bu? Hı. Dedik ya, Türkçe'de kullanmadığımız 7-8 tane harf var Arapça'da kullanılan. Şunlardan bir tanesidir o. Nasıl ha'yı da kullanmıyorduk, biraz önce söyledik. Hayrı örneğini vermiştik. Bunu da kullanmıyoruz hiç. Şimdi güya karşılığını yazdık buraya. Bu bunun karşılığı mıdır? Değil. Bu hı değil. Nasıl öğrettik bunu? Ha veya hı şeklinde. O yüzden mutlaka bu harfleri çıkartırken arkadaşlar, kıymetli izleyenler, hakkını vermek lazım. Şimdi bu harfimizin, kelimenin başındaki halini gösteriyorum. Aynen bu şekilde. Cimden ne farkı var? Şuraya noktasını da koyduk. Cimden ne farkı var bunun? Yazılış aynı. Sadece noktası var. Dedik ki harflerimizin 18 tanesi hemen hemen karakterleri birbirine benziyor. Ancak noktaları bizim için şifredir. Noktalar bizim için önemlidir. Noktalarıyla beraber harflerimizi tanıdıktan sonra geride bir sıkıntı kalmayacak inşallah. Evet, cimin noktası altta, ha'nın noktası üstte. Kelimenin başında yazılmış hali şu. Yani şu kırmızı kalemle üsttekileri çizdik, nerelere atıldığını. Bunun da şu aşağısı gitmiştir arkadaşlar. Kelimenin ortasındaki yazılışı bir fark var mıdır sizce? Hayır. Şurada bir kelime geliyor. Şunun yazılışı gene aynıdır. Şöyle bir kelime geldiğini farz edin. Noktası üstte. Özür diliyorum, bunu yanlış yazdım. Şurası yok. Kelimenin ortada geldiği hali. Aynı bunlar gibi yani. Kelimenin sonuna geldiği haline bakıyoruz. Onu da karıştırdım. Bu da budur. Demin de demiştik ya, bu 28 tane harfimiz, hepsi kelimenin sonuna geldiği zaman hiçbir şekilde değişikliğe uğramazlar. Şimdi 2, 4, 6, 7 tane harf gördük. Bakın Elif'e demin göstermiştik, bir daha bakalım. Hiç değişikliğe uğramamış. B'ye bakalım, aynı. T'ye bakalım, aynı. Şunları görmeyin ama. Bunlar kendinden önceki harfi temsil ediyor. F'ye bakalım, aynı. C'me bakıyoruz, aynı. H'ya bakıyoruz, aynı. H'ya bakıyoruz, baştakiyle aynı. Hiçbir şekilde değişikliğe uğramamış. Bunları biz nereden tanıyoruz? Noktalarından. Kalın harflerimiz kaç tane demiştik derse girerken? 10 tane demiştik. Şu an kaç tane ders gördük arkadaşlar, kıymetli izleyenlerimiz? 7 tane harf gördük. 2 tanesi kalın. Bu neydi? Ha kalın. Bir de ha kalın. Bir tane de peltek gördük. Toplamda peltekimiz kaç taneydi? 2 tane peltek harfimiz vardı. Şurada görüyorsunuz. Biz bir tanesini gördük. Kalınlardan da 2 tanesini gördük. Toplam 28 tane harfimiz var dedik. Aslında 29 da şu lam elifimiz var bizim. Hemen şöyle bir dipnot olarak göstereyim onu da. Şu lam ve şu eliften oluşmuştur. Bir daha gösteriyorum. Lam elif, yani şu lam ve eliften olduğu için, oluştuğu için lam elif diyoruz buna. Bu kendi başına bir harf değildir. 28 tane harf vardır aslında elif cüzümüzde. Şimdi toplamda 7 tane harf gördük.
Şunları bir tekrar okunuşlarıyla beraber kulaklarınız bende olsun inşallah, gözleriniz de dudaklarımda olsun. Tekrar edelim. Elif, B, T, F, peltek olacak bu. Peltek olacak, sepetin S'sini diyeceksiniz. F, yani dil iki dişimizin arasında ama sıkmadan. Dilimiz serbest kalacak şekilde. F, Cim, Ha, H. Mevla Teala hakkıyla tamamlamayı, hakkıyla bitirmeyi, hakkıyla okumayı nasip etsin inşallah. Bir dahaki dersimizde buluşmak üzere. Şu harfleri rica ediyorum. Aynaya baktığınızda kendinizi tanıdığınız gibi şu harfleri tanıyın. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane harfi tanıyın. Ondan sonra işlerimiz çok daha kolay olacaktır. Çünkü şu harfleri tanımanız, ben buraya aşağı yukarı 20 tane daha şöyle şema getireceğim. Şemaları okurken bize çok lazım olacak. Şimdi noktası altta olduğu zaman ne diyeceğim? B diyeceksiniz. Şurada bir nun harfi gelecek, misal olarak gösterecek olursak. Şu nunun da bakın, B'nin baştaki yazılışıyla nunun baştaki yazılışına bakar mısınız? Aynı. Ne fark var aralarında? Nunun noktası üstte, B'ninki altta. O yüzden bu harfleri biz tanırken, hepsi 18 tane harf zaten karakter olarak. O yüzden noktalarına çok dikkatli bir şekilde bakarak bu harfleri tanıyın. Allah'ın izniyle hakkıyla Kur'an okumuş olacaksınız. 21 ders sonunda. 21 ders sonunda Kur'an okumuş olacaksınız belki. Ama bunun bir de tecvid boyutu var, kıraat boyutu var. Onu da inşallah başka programlarda sizlerin hizmetine sunacağız. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.